Merhaba canlarım, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız bakalım? Umarım hayatınızda her şey yolundadır. Rabbim her şeyin sağlıklısını, güzelini ve hayırlısını nasip etsin inşallah. Güzel enerjilerimiz, güzel dileklerimizle bugün size güzel bir deste seç videosu yapacağım. Video başlığımız nedir? Hemen söylüyorum. Aklındaki kişine, kişiye niyet edeceğiz hayatı ve senle ilgili bilmek istediğin her şeyi soracağım. Yani sorular soracağım. Deste seç yapacağız arkadaşlar. Kırmızı ve siyah destemiz var. Ee, herkes destesini seçsin. İsteyen bir desteye seçer. İsteyen iki kişi varsa aklında birini kendin için birini onun için veya iki kişi varsa aklında herkes için birini seçebilirsin. İsteyen ikisini de dinler. Üzerine uyanlara alır arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet. Şimdi bir bir tık size bir zaman veriyorum, odaklanalım, destenize odaklanın. Bu arada bu taşı görüyor musunuz? Sitrin taşı ile laf taşı. Çok beğendim, bayıldım, bayıldım gerçekten. Tavsiye ederim şiddetle. Ee, bu ne içindir? Para taşı diyorlar buna. Para bereket ve rızık, mıklatıs gibi çeken bir taştır. Çok güzel. Ee, sipariş etmek isteyenler bana ulaşabilirsiniz. Bu ise yeşim taşıdır. Yeşim taşı bu. Bu da çok özeldir. Ama ben bunu daha çok sevdim. Gerçekten olağanüstü enerjisi var ve gerçekten de eskilerden kalma e, bu taşı kullanma e, bakabilirsiniz, araştırabilirsiniz. Ben de araştırdım. Laf taşı ve sitrin taşı. E, taş mıknatıs gibi bereketi, rızık, bereket, güç, kuvvet ve özellikle e, bereketi çeken bir enerji taşıdır muazzam görünüşü de çok güzel. Evet, şimdi bakımıza geçeceğim arkadaşlar. Bence herkes destesini seçmiştir diye düşünüyorum. Kırmızı destemizle başlayacağız. Odaklandıysanız haydi bakalım. Şimdi siyah destemizi kenara atıyorum. Bu da çık çık yapmasın diye şöyle yapmak durumundayım çıkır diyor rahatsız etmesin sizi siyah destemize bakacağım şimdi siyah desteği seçen kişi öncelikle bir aklındaki kişinin enerjisine bir bakalım bakalım nasıl bir enerji içerisindedir sonra bakımımıza direkt geçeceğim arkadaşlar sizi seviyorum kucak dolusu sevgiler kucak dolusu enerjiler kucak dolusu aşk gönderiyorum size kucak dolusu bereket gönderiyorum size canlarım benim haydi bakalım Bakalım aklındaki kişi nasıl bir enerji içerisindedir? Arkadaşlar beni biliyorsunuz iki kanalım var. Nur ile Kahve Saati ve Nur Tarot 2. Nur Tarot 2'den her cuma ertesi 22.00'da canlı yayın soru cevaplar yapıyorum. Herkes katılabilir. Size özel yapıyoruz bunu. Bilginiz olsun. Bu akşam da canlı yayınımız var. Herkes davetlidir. Canlarım benim. Nacizane ricam lütfen kanalıma abone olarak izlemeniz. Benim kanalım ücretsizdir. Ben katıl butonu falan aktif etmedim ve sevmiyorum da. Lütfen ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olarak izlerseniz. Videolarımı izledikten sonra bir beğeni bir yorum atarsanız. Beni daha fazla kişiye ulaştırmış olursunuz. Tabii ki alma verme dengesi değilen bir şey var. Onu da korumuş oluruz. Çünkü sonuçta bir emek var her yerde emeğe saygı göstermemiz lazım ki emeğimize saygı gösterilsin. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Ayrıca kanalıma destekte bulunan, teşekkür butonu kullanarak destekte bulunan herkese çok teşekkür ederim canlarım benim. Asla ve asla kimseden böyle bir talebim ve isteğim yok ama emeğime saygı olarak kullanan herkese çok teşekkür ederim. Rabbim bereketinizi rızkınızı şansınızı daha daha çok arttırsın inşallah canlarım benim Sizi çok seviyorum özledim baya bir ara verdim galiba bu kanala 3 gün mü oldu video çekmiyorum ee, İşte biliyorsunuz taşındım ya misafirler gel gitler özel bakımlar anca fırsat buldum Bilginize sizi seviyorum yorumlarınızı teker teker kendim inceliyorum sizi çok seviyorum o güzel yorumlarınız için o bir kere bana Allah razı olsun demeniz bana dünyaya bedeldir. Evet şimdi bakalım kırmızı desteği seçen kişi aklındaki kişi nasıl bir enerjide psikolojik zorluk ruhsal olarak yaralı hissetmek. Yara ad aldığı yerden edindiği tecrübe ile başkalarına yardım etmek dedi. Şimdi duygusal birisi olduğunu gösteriyor. Zor bir dönem geçirmiş veya zor bir geçmişi olan bir kişi olduğunu gösteriyor. Aşktan yana dertli olan birisi de ruhsal olarak yaralı hissetmek. Ama bak burada iyi tarafı nedir? Bazı kişiler negatif enerji hayatında bazı olumsuzlukları yaşıyor olabilir ama e, bu olumsuzluklardan olumlu bir netice çıkararak insanlara yardım etme veya çevreye e, güzel örneklerde bulunma gibi bir enerji var ya bu kişi aynı enerji içerisindedir. Bazıları ise kötü şeyler, yaşadığı şeyleri herkese yaşatmak ister. Öyle hıncını alır. Ama bu kişi öyle birisi değil. Çok duygusal birisidir ve e, başkalarına yardım etmeyi, yardımsever bir enerjiyi gösteriyor. Ama şu anda bir zorluk içerisinde olduğu aşikar. E, burada bunun biraz para hırsı olduğunu gösteriyor. E, karanlıktan aydınlığa çıkamayan veya maddi çözümlerle uğraşan... E, Hakikattan mahrum olan, gözün, gözünü kapatan bazı şeyler var anlatabiliyor muyum? Gerçek olmayan bazı şeyler onun gerçeğidir diye bir enerji çıkardı burada. Gizli ve yasak aşk cezalandırma isteği. Şimdi buradaki enerjide iki versiyon var. Gördüğüm her şeyin her versiyonunu anlatacağım size. İki versiyon var. Ya bu kişiyle aranızda bir yasak aşk vardır ya da bu kişi seni cezalandırmak için ee, hayatımda başka biri vardır, başka birine gittim enerjisini gösteriyor. Yani burada cezalandırma isteğini daha çok e, gösterdiğini gösteriyor, e, enerji yansıttığını gösteriyor. Vizyonun doruk noktası, bazı şeyler gözünün önünde ve e, yüksek e, duygusal birisidir. Duygunun tam e, yüksek noktalarında yaşayan bir enerjidir. Çok hızlı güzellikleri yaşayıp çok da çabuk e, in Düşüren bir enerji gösterdi anlatabiliyor muyum güç özgüven ve cesaret fiziksel ve manevi güç kontrolü ele alma korkuları yenme kendiyle savaşan bir enerjiyi gösteriyor aranızda bir soğukluk varsa sana inat yapma sanki ilişkiyi ben yönlendireceğim bir ego savaşı fiziksel ve manevi gücünü kuvvetlendirme ve ilişkinin ve yönetimin kendisine geçmesini sağlama Kontrolü ele alma isteyen bir enerjiden bahsediyor. Herhalde senin kontrolünü ele alma ve cezalandırma isteğini nedense burada daha fazla gösteriyor. Aranızda bir inatlaşma olabilir. Belki bu kişinin bir özgüven problemi de vardır. Ama bunu senin üzerinde deniyor ve e, göründüğü gibi bir enerji değil. Farklı düşünen farklı bir kalbe sahip. Yalnız yansıttığı enerji biraz soğuk ve keskin bir enerji gösterdi. Şimdi şöyle diyelim. Şimdi bakımıza geçeceğiz. Bir genel durum bakacağım. Onun hayatında neler oluyor diyeceğim. İlk sorum. Hayatında neler var ve seninle ilgili bilinçaltında ne var diyeceğiz. Bu arada arkadaşlar bu bir genel açılımdır. Kartlar elim sığmıyor. Bu kartlar büyük ama çok güzel enerjisi var bu kartlarında. Ee, dediğim gibi... Bu bir genel açılım olduğu için gördüğüm her şeyin her versiyonu anlatacağım. Her zaman olduğu gibi siz üzerinize uyanı alın tamam mı canlar? Bireysel bakım için 0531 278 07 29 numaralı whatsapp hattından asistanım Derya Hanım'a ulaşabilirsiniz. Bakımlarımızı whatsapp görüntülü yapıyoruz arkadaşlar. Lütfen ee, tercih eden kişiler yazsın. Başka bir bak buradan bizim ismimizi kullanan kişiler var. İster YouTube kanalında yeni kanallar açmışlar benim ismimde. Kimseye itibar etmeyin. Benim iki kanalım var. Nur ile Kahve Saati ve Nur Tarot iki logolar hep aynıdır. Bilginiz olsun. Onun dışında bizim başka WhatsApp iletişim numaramız yok. Bunu da bilginize sunayım ki bizim ismimizi kullanan kişiler var Lütfen dikkatli olalım Onun için ben Instagram'da da fazla bilgi verilmesinden yana ve taraftarı değilim ee, kimse kimsenin ismini kullanmasın arkadaşlar ben size bak açıklıyorum tek bir iletişim numaramız var 0531 278 07 29 numaralı iletişim numarasından yazabilirsiniz Evet şimdi bakalım bu kişinin genel durumu nedir? Sana karşı bilinç altında neler var? Evet. Yorumlarınızı çok seviyorum biliyor musunuz? Ben sizi yerim. O güzel dilekleriniz için. O güzel yorumlarınız için sizi çok seviyorum. Enerjimin güzelliğini aldığınız için ayrıca çok mutluyum gerçekten. Şimdi arkadaşlar bir genel duruma bakacağız. Buradaki enerjide e, DNA kraliçesi. DNA kraliçesi senden bahsediyor. Artık ne karar almışın? Sen diyorsun ki ben hiçbir şekilde harekette bulunmam. Sana karşı adım atmam ama senden beklerim enerjisi. Gelirsen kapım açık sana enerjisini gösteriyor. İlk kartımız bunu gösterdi. Hakikat ve Kupa Onlusu. Şimdi buradaki bütün versiyonları açıklayacağım. Bu kişi evli olabilir. Gerçekle yüzleşme. Bir işin aslı ve aslarını hakikate er ya da geç kavuşması. Yani burada iki versiyonu var. İkisini de açıklayacağım. Buradaki enerjide bu kişi evli olabilir. İlişkide sana karşı duygusal bağlılıklar vardır. Ama er ya da geç gerçeğini anlaması lazım. Burada ne var? buradaki enerjide ben bak ailede sıkıntıların olduğunu gösteriyor. Bunun beraberliğinde veya ailesiyle ilgili bir hakikatin ortaya çıkması aranızda olan bir gerçek var. Yani biz birbirimizi ne kadar seversek de bunun bir sonu yok. Hakikate varma nedir? Buradaki enerji enerjide onun evli olması ve ailesiyle ilgili problemlerden mütevellit bazı gerçeklerle yüzleşmiş olduğunuzu gösteriyor. <laughs> veya onun yüzleşmiş olduğunu gösteriyor ve bu durumdan mütevellit aranızda sorunların olduğu da aşikar. Görüyor musunuz? Üçüncü kişilerin müdahalesi buradaki enerjide bir tekrar açıklıyorum bir numarada bu kişi evli olabilir bu evlilik düşüncesini senin ve arasında olan sevgiye sevgide hiçbir şekilde değişemeyeceğini değişemediğini veya müdahalelerin olduğundan vazgeçemediğini gösteriyor ve aranızda bir ilişki varsa eğer bu kişi evli ise o evliliğinde olan kişinin bu ilişkiden haberdar olması ve iki kişinin arasında kalan bir tartışma iki kişiyle iki kişinin ortasında kalan bir kişiden bahsediyor ve burada ne var ben artık iyileşmek istiyorum görüyor musun bir hakikatin ortaya çıkması belki de evli olduğunun ortaya çıkması olabilir ama burada ne var evli olsa dahi bu durumdan mütevellit iyileşme isteği var artık bu enerjiden kurtulmak istiyorum diyor bu enerji nedir İki kişinin ortasında kaldıysa bir hakikat ve gerçek ben evliyim diyor. Bu gerçeği kabullenmek zorundayım. Enerjisini gösteriyor. İkinizle de ilgili. Şimdi diğer versiyonu söylüyorum. Eğer bu kişi evli değilse, senin evlilik isteğin varsa bu kişi ne diyor? Benim sana burada ben sana adım atmam, sana kararımı verdim ve söyledim. Safını seçmana gel diyorsun. Ben evlilik istiyorum. Bu ilişkide evliliğe varmak istiyorum. Sen de ona göre bana e, gelmen lazım artık. Burada sanki dişil bir res çekme fikrini bildirme. Artık ondan bir cevap beklediğini gösteriyor ve buradaki enerjide ben seni istiyorsam eğer diyor. Sevgili dişil hareket etmeden beklemen lazım öncelikle onu söyleyeyim. İkinci diyor ki ee, bu kişinin ona e, dişiline karşı duygusal bağ var ama evlilikten kaçıyor ama vardığı bir hakikat var gerçeklerle yüzleşme bir işin aslı ve aslı hakikatin er ya da geç e, ulaşma yani diyor ki ben nereye kaçarsam kaçayım enerji olarak ben seninle bir beraberlik seninle bir evlilik olasılığımı daha yüksek gösteriyor ve bunun üzerine çıkan sıkıntıdan bahsediyor sorumluluğu almamak evliliğe doğru giden ilişkinin üzerinde çok sıkıca konuşmak ve çok sıkıca düşünmekten bahsediyor ama buradaki enerji de dediğim gibi bu kişi eğer bekarsa buradaki enerji de sana karşı diyor ki kaçarım yok ben sana karşı bağlılıklarım var hakikate er ya da geç ula, geç ulaşma nedir bu evliliğin gerçekleşmesi noktasını ben değişemeyeceğim diyor. Ve bu durumda aranızda yaşanan tartışmalar, sıkıntılar, üçüncü kişilerin müdahalelerinden mütevellit iyileşme enerjisini çıkardı. Derindeki yaraların şifa bulması, ruhsal iyileşme ve frekans yüksekliği, eril ve dişil enerji dengesini yakalama, iç dünyasındaki kuraklığa düşen yağmur taneleri çok güzel bir anlamı var bu kartın. Şimdi burada sıkıntılar var ya buna hazır değil ya düşünüyor ya burada bu sessizliğe doğru gitmek için güzel sessiz yani bu kavga ve tartışmayı bir son vermek için dişiliyle arasındaki dengeyi tutturmak için ruhsal iyileşme ve frekans yüksekliğini sağlamak için bir karara varması ve iyileşmeden bahsediyor. İyileşmem lazım. Ve buradaki de para ağası. Para ağası ne der? Der ki ben sana karşı açığım. Kesinlikle burada bir bitiş, bir iletişimsizlik olabilir ama bir bitiş söz konusu değil. Benim kalbim, gönlüm sana açık, hayatımın kapısı sana açık enerjisini gösterir onunla ilgili. Ve buradaki para kraliçesi ne ifade eder? Bir taraftan kızgınlığı var bunun yani sert ve soğuk kararlı duruşu dişilin. Diğer taraftan da onun çok ee, yani karşısındaki kişi için çok fedakarlık yapan birisidir ve karşındaki kişide de hicap enerjisi var. Kupa beşlisi kaygılar içerisinde yalnız kaldığını gösteriyor. o Onaylamadığı ve e, hoş görmediği bir durumun içerisinde olmak, utanç duymak, içinde bulunduğu durumdan kurtulma isteği. Buradaki e, aklındaki kişinin bu durumdan mütevellit aranızda bir boşluk, bir sıkıntı, bir gelgit varsa eğer, bir mesafe varsa eğer kesinlikle burada bir yalnız kalmadan bahsediyor. Ve buradaki inaşı da ben yanlış yaptım. Onaylamadığı ve hoş görmediği bir durumdan mütevellit diyor. Bir durumun içinde olmak. Yani senden ayrı kaldığı, sene mesafeli davranması onu da çok üzdüğünü gösteriyor. Bu durumun içinde bulunmak onu da mutlu etmiyor. Üzgün ve hicap duyma, utanç duyma. Ee, bu durumun içinden kurtulmaya çalışmanın çabasını gösterme ve burada tasa'dan bahsediyor. Tasa nedir? Bak kaybetme korkusu, kaygılanma, kötü bir sonuç alma ihtimaline karşı duyulan üzüntü ve endişe, tasalanma, kaybetme korkusundan bahsediyor. Ve bundan mütevellit ben barışmak istiyorum diyor. Sana karşı ciddi bir çabası var. Bir taraftan da inadı var. Ama ikinci açıklaması kararlı olduğunu gösteriyor. Neyle ilgili? Ben seni kaybetmeyi göze alamam. Tasalanmış, kıskançlık yapmış, kaybetme korkusu yaşadığını gösteriyor. Ve seninle barışmak istiyor kupa üçlüsü. Ve bu durumda kararlı olduğunu gösteriyor. Enerji olarak sana karşı bilinç altında bunu çıkardı canım benim. Şimdi bir kalbine bakacağım. Hiç dağıtmadan kartları. Kalbinde, kalbinde sana karşı ne var ona bakacağız. Bir de bak kendine attı kart ben açmadım seninle ciddi düşünüyorum dedi ilk kartlarda çıktığı gibi üç kart çekeceğim gelir misin bilmiyorum ama gel iyi değilim hiç kimse senin gibi olamaz o kadar eminim ki dedi şimdi enerji olarak ben seninle ciddi düşünüyorum hani kafanda sen onunla bir evlilik bir beraberlik veya düzgün bir ilişki adı konmuş bir ilişki istiyorsun ya o da bundan emin olduğunu ve bunun kararsızlığını yaşıyorsa eğer vardığı kanaat ben seni ciddi düşünüyorum dedi. Gelir misin bilmiyorum ama gel iyi değilim hayatında olan olumsuzluklar veya bu ayrılıktan mütevelli düzgün olduğunu gösteriyor. Hiç kimse senin gibi olamaz o kadar eminim ki dedi. Yani buradaki de senden çok emin, senin yaptıklarının farkında olduğu, onun için yaptıkların veya ilişki için yaptıklarının farkında olan bir enerjiyi gösteriyor arkadaşlar. Durum budur. Şimdi ama benim dikkatimi çeken tek şey nedir biliyor musun? Kartların peş peşe çıkardığı. Ben seninle ciddi düşünüyorum ve burada çıkan enerji kartlarında, normal tarotun kartlarında da ben seninle ciddi düşünüyorum demesi üst üste düştü. Görüyorsunuz kartlar gözünüzün önünde. Hayırlısı olsun. Şimdi sorularımıza geçiyoruz. Bakalım bu kişi senden ayrı olduğu Gerçi çıkardı ama yine bakalım ayrı olduğunuz için veya eğer mesafeliyseniz. Ee, bu durumdan mütevellit üzgün müdür üzülüyor mu pişman mıdır onu göstereceğiz kesinlikle düşündüğünü gösteriyor sana karşı açık olduğunu gösteriyor ee, buradaki enerjide sana özlemini gösteriyor görüyorsun değil mi Aşıklar yedi kart çekeceğim ve burada bir kafa karışıklığı ile beraber ortada olan bir yalandan ve bir pişmanlıktan üçüncü kişilerin müdahalesinden dolayı enerji olarak burada bir kafa karışıklığı yaşanmış olabilir. Kafa karışıklığı olabilir. Ee, bazı konularda sorumluluk almaktan bak kılıç yedilesi e, bu sinsilik sanki yaptığı sinsilikten veya e, bazı sorumluluklardan kaçma enerjisi var. Ama... Burada üzgün olduğunu gösterir, seni özlemiş olduğunu gösterir ve burada enerji olarak pişmanlıkları var, kırıp döktükleri var. Kafa karışık nasıl adım atacağını bilmiyor ama kesinlikle sana karşı adım atma enerjisini gösteriyor. Para yedilisi ve kılıç yedilisi hep yedili vakitler, kupa yedilisine de bakarsak zamanlama olarak yedili vakitlerde bu kişinin seninle bir iletişime geçmesi ve bu pişmanlığını dile getireceğinden bahsetti kartlar. Şimdi eğer e, bu kişi üçlü ilişkide ise kırmızı desteği seçen üçüncü kişi varsa üçlü ilişki varsa bakalım seçimi kimden yana olacak. O üçüncü kişinin ayrılıp sana gelmesi var mı ona bakıyoruz. Ayrılıp gelmesi derken direkt kupa dörtlüsünü çıkardı arkadaşlar. Ayrılıp gelmesi kesinlikle var kupa ikilisi kesinlikle yine yedili vakitleri gösteriyor şaka gibi seninle iletişim kurmayı gösteriyor ama bu üçüncü kişi kolay kolay bunun hayatından düşecek birisi değil bunu da söyleyeyim eğer üçlü ilişki içerisindeyse kırmızı desteği seçen kişi aklındaki kişi üçlü bir ilişkideyseniz onu bırakıp sana gelmesi var mı dediğimde evet Kupa dörtlüsünü çıkardı. Bir ayrılık yaşamasını gösteriyor. Zamanı var. Sana gelişi var kupa ikilisi. Buna kararlı olduğunu, önce bir iletişim kuracağını, arama, mesaj iletişim olacağını gösteriyor ve buradaki enerjide vay vay vay. Aşıklar kartı çok güzel ve sana karşı olan duygusunda ve sana karşı olan isteğinden iki yolun var. Sanki bir yol seçme. Anlatabiliyor muyum? İki yolun arasında kalmış ya ilişkide olan. Kesinlikle sana gelişi var dedi kart. Şimdi bu kişinin sana karşı duygusu gerçek mi? Veya şöyle soralım. Bu kişi sana dürüst mü? Sana karşı fikir ve düşüncelerinde dürüst mü? Ona bakacağım yalan söylüyor mu sana yoksa dürüst mü ee, şimdi bak buradaki enerji de sana karşı bir ikilemde kalmış bir ikilem yaşatmış seni bunalıma sokmuş olduğunu gösteriyor bir yalan dolan olmuş yani senden sakladığı bir şeyden mütevellit veya hayatında olan şeyleri senden saklaması var ama buradaki enerji de sanki bunun daha bunu yapmayacağım etmeyeceğim enerjisini gösteriyor ama dürüst olarak değişebilir enerji şimdiye kadar %100 dürüst olmuş mu hayır arada bir sana bunalım yaşattığını bazı şeyleri fark ettiğini seni ikilemde bırakmaları olmuş şimdi yalana gerek yok ama bu durumdan mütevellit diyor ki ayrılık yaşadıktan sonra kendi yaptığını herkes ektiğini biçer havası ya herkes ektiğini biçer ya bunun için üzgün olduğunu gösteriyor ve diyor ki artık ben bu enerji bu yalanı dolanı bitirmek istiyorum yıkmak istiyorum ve sana karşı dürüst olmak istiyorum bu enerjiyi gösterdi yalanı söylemiş ama kesinlikle burada artık bundan sonra düzeleceğim enerjisini gösteriyor inşallah öyledir yani bundan sonra güvenebilir misin güvenebilirsin diyor çünkü ölüm kartı ile Yıkılan kuleyi peş peşe çıkardı. Artık eskisi gibi olmayacağım. Bitiş ve yeni başlangıç. Yeni bir enerjiyle gelişi ve yeni bir enerjiye bürüneceğinden bahsediyor. Tamam. Peki bu kişinin sana gelişini zaten gördük. Zaman da söyledik. Yedili vakit. ben sormadan kart kendisi söyledi. Bu kişi seni mutlu eder mi? Bu kişiyi beklemeye değer mi? soracağız. Bu kişi seni mutlu eder mi? Onu beklemeye değer mi? Azize, buradaki dişilin görüyor musunuz nasıl e, hoşgörülü davrandığına onu beklediğini e, kesinlikle gösteriyor. Bu kişi seni mutlu eder mi dediğimde evet, bir ayrılığın, bir üzüntünün üzerine mutlu edeceğini gösteriyor. Şu anda bir e, şey durum ve vaziyet sıkıntılı. Şu anda bir çıkmazın içerisindesiniz. Ama bu kişi seni mutlu eder mi dediğimde Aşıklar kartı ile değnek 8'lisini gösterdi ve güneş kartı peşi sıra kesinlikle seni mutlu eder dedi kartlar. Ama bir yıkım kaçınılmazdır. Anlatabiliyor muyum? 4 vakit daha sıkıntın var burada. Veya 4 vakittir bu kişiyle alakalı sıkıntı yaşadığını gösteriyor. 4 ay, 4 sene, dördüncü aydan bu tarafa ve 4 gün e, olarak e, şey kartın gösterdiğini söylüyorum. Şimdi bu kişi seni mutlu eder mi dedim. Beklemeye değer mi dedim. Evet değer dedi. Şimdi ne bakacağız? En noktayı koyacak soru. Soruyu sormadan kart attı. Bak görüyor musun? Bu kişiyle sana bir gelecek, bir evlilik veya bu ilişki evliliğe gider mi bakacağız? Durum vahim şu anda. Sıkıntılı, sıkıntı veren bir ilişkiden bahsediyor vaadlerde sözlerde bekleme sürecine bırakıyor. Yani ne kararlı olarak sana evlilik teklifinde bulunuyor ne de senden vazgeçiyor enerjisini gösterdi. Aha kadersel değişim ve denge. Aziz kartı ve para kraliçesi. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu onun için zor bir sorumluluk almak. Onu çok zorladığını gösteriyor. İkinci taraftan üçüncü kişilerin müdahalesi, ailesi ve onun bu ilişkiye, bu evliliğe engel olan hayatında kişilerin olduğunu gösteriyor. Sana karşı kapım açık diyor, beni bekle diyor, biraz zamana ihtiyacım var diyor ve burada kadersel bir değişim gösteriyor. Kader çarkı ikizler burcunun şeyidir zamanlama olarak Mayıs işte 18 Haziran 21 arasındaki enerjiyi gösteriyor burada bir ortak yolu bulma ve denge kartını çıkardı ve azizi çıkardı. Yani bununla ilgili şu an güncel olarak ciddi bir e, kabullenme veya evet dediğini görmüyorum şu an güncel. Ama burada çıkan kadersel değişimle aranızdaki konuşmalarda ve evliliğe giden ilişkide bir denge tutulabilir enerjisini gösterdi. Aziz ve para kraliçesi. Aziz de para kraliçesi ne demek? Aziz olgun daha ee, olgun olgunlaşma kararlarında olgun cevap verme e, hoş niyetli karşı tarafı üzmeden sıkmadan harekete geçen ve kalbinde azize gibi düşünün kalbinde ve gönlünde e, hoşgörü olan bir enerji kadersel değişimde sanki bir değişim olacağını aranızda denge'nin tutulacağını ve bu seferde onun isteklerinin olacağını gösteriyor bu ilişki evliliğe gider mi dediğimde Olumlu diyor şimdi hayır kesinlikle olmaz enerjisini vermedi ve burada e, çıkan kartlardan mütevellit dediğim gibi kaygılı bir beraberliktir ama arkadaşlar bu ilişki evliliğe gider bir ilişkidir. Zor bir süreç zor bir dönemden geçecek bir ilişkidir ama evliliğe giden bir ilişkidir size söyleyeyim net olarak bunu gösterdi. Ama bu ilişkiyi devam ettirmek için burada gerçekten çok zor dönemlerden geçmiş olan birisini gösteriyor. Çok yıkımlar, çok hüsranlar yaşamış ee, ve sanki onun hayatında mütemadi devam eden aynı şeyin üzerine tartışılmadan bahsediyor. Bu ilişki kurtarılabilir bir ilişkidir diyor kart. Güzel çıktı. Şimdi bakalım siyah karta siyah desteğe bakacağız bakalım siyah destede neler var aklımda olan her şeyi sordum Arkadaşlar şimdi siyah desteği bakacağım siyah desteği seçen kişiler Öncelikle aklındaki kişinin bir enerjisine bakacağım bakalım nasıl bir enerji içerisindedir dediğim gibi arkadaşlar bu genel bir açılım olduğu için her versiyonu açıklayacağım siz üzerinize uyanalım lütfen Siyah desteği seçelim. Siyah desteği seçen kişi bakalım nasıl enerjilerdedir. Bireysel bakım için dediğim gibi 0531 278 07 29 numaralı WhatsApp hattından asistanım Derya Hanım'a ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bakalım bakalım nasıl bir enerji içerisindedir? Siyah desteği seçtiğimiz kişi Evet. Şimdi şöyle bir karayım ya. Evet. Bir de tabii ki şu karttan da çekeceğim. Bir tane çekeceğim. İnşallah bu da güzel çıkar. Ben de güzel şeyler anlatırım size. Bakalım siyah desteği seçen kişi ne diyor? Ee, fiziksel ve ruhsal olarak beslenmeye ihtiyacı annelik içgüdüsü veya anne çocuk ilişki koşusu sevgi doğurganlık bereket şimdi bu kişi hep biraz bencillik var hep bana diyen birisi de. fiziksel ve ruhsal olarak beslenmeye ihtiyaç duymak nedir seni her zaman yanında isteyen bir bencillik var ben vermeyeyim duygu vermeyeyim işte emek vermeyeyim ama hep ben alan taraf olayım enerjisinde olduğunu gösteriyor. Annelik içgüdüsü veya anne çocuk ilişkisi. Şimdi bu kişinin hayatında bir aile olma enerjisi. Her versiyonunu açıklıyorum. Aile olma enerjisi de olabilir. Yani sana karşı veya genel olarak evlenme isteği, çocuk çocuk çocuğa karışmak isteği de olabilir. İkinci taraftan bunun anne çocuk ilişkilerinde veya hayatında olan Çocukları varsa eğer çocuklarla ilgili çocuklarla ilişkide çocuk ilişkisini daha koşulsuz sevgi yani çocuklarına aşık. Onlar için kendini feda etmeye hazır olan bir enerjiyi gösteriyor. Bereketli ve doğurganlık diyor. Yani çoğalma enerjisini çok gösteren çokça çoğalmak isteyen özellikle bak çocuklarla ilgili diyor. Ya çocuklardan yana bir problemi vardır çocuklar için kendini feda eden bir enerjidir ya da çocuk olması isteği veya doğurmak veya çocuk babası çocuk annesi olma enerjisini daha yüksek seviyede gösterdi. Çalışkanlık, yardım etme isteği, sevdiğine hizmet etme. Bak bu güzel enerji. Buradaki enerji de sanki bir yarısı fiziksel ve ruhsal olarak aç birisidir, birine ihtiyacı olan birisidir. Ee, çalışkan, emeksever birisidir ama yardım etmeyi seven birisidir enerji olarak. Ne diyor? Sanki koşulsuz sevgiye, gerçek sevgiye gerçekten ihtiyacı olan birisidir. Burada canlılığınızı arttırın diyor. Yani harekete geçmek lazım. Çok uzun zamandır sabrettiren veya sabreden birisidir. Olacak ya da gelecek olanla telaş etmeden bekleme, zamana teslim et, kendini sürece bırakma. Yani bunun için diyor ki bir bunalım yaşamış da olabilir. Bu durumdan hani çocuklar falan dedik ya bu durumdan çıkamıyor. Kötü bir enerji içerisinde olabilir her versiyonu anlatıyorum. Evli olabilir, hayatında olan kişiyle anlaşamıyor olabilir ama çocuklar için kendini feda etmiş birisidir ve bunun için hiçbir çaba göstermeyen ve burada sanki kendini kaybetmiş olan, çok sevgiye ihtiyacı olan, sevgi ilgi görmeyen ve görmek isteyen bir enerjiyi gösteriyor. Kendini e, sürece bırakmış. Sanki bunun için hiçbir hareket etmiyor ve feda etmiş durumunda olan bir kişiyi gösterdi. İkinci açıklaması nedir? Burada e, bir çocuk isteği veya evlilik isteği, aile olmak isteği var. Ama bunun için sanki bir bekleme süreci. Sabırlı hareket ediyor. Koşturmaca yok. Bunun için çaba göstermek yok. Sabırlı hareket eden birisi neyi bekliyorsa... E buradaki enerjide ilkbaharın ruhu. Bak ilkbahar bir zaman olarak da algılayabilirsiniz. Ekilmiş tohumların filizleniyor. Fiz, Umutlar çiçek açıyor. Canlandığını ve yenilendiğini hisset. İlkbaharın ruhu seni tazeliyor. Şimdi bu kişinin enerjisinde sabretme ve hareket etmiyor dedim ya. Bekliyor. Ee, hani kalbinden ve içinden geçenler için hareket edip elini taşın altına koymuyor. Bekliyor. Ama bu ilkbahar dönemi zamanlama olarak da algılayabilirsiniz. İlkbahar döneminde bunun içindeki olan o aşk enerji onun paylaşımını gösteriyor. Ve e, ilkbaharın ruhu sizi tazeliyor diyor. Çok güzel bir enerji zamanlama olarak ilkbahara atıyor e, farkındaysanız. Güzel bir enerjiyi çıkardı. Şimdi bu kişinin hayatına bakacağız. Bakalım nasıl bir hayat yaşıyor. Hayatında neler var siyah desteği seçen kişi aklındaki kişinin hayatında neler oluyor veyasına karşı e, bilinçaltında bilinç altında neler var diyeceğiz. Hadi bakalım. Ters çıkardı bunu. Yol yapması var. Ay çok güzel. Ay. İşte böyle çıkınca ben mutlu oluyorum. Çok güzel. Şimdi burada kılıç dokuzlusunu ters çıkardı. Kılıç dokuzlusunu ters çıkarma enerjisi ne der? Der ki burada bıçık e, mazdasınız ya şu anda mesela kılıç dokuzusu bunalımın kartıdır iki kart attı bunu açmam lazım üzüntünün ve bunalımın kartıdır kılıç dokuzusu bir hareket edememesinin ve aranızda olan olumsuzluk ve soru işaretlerinden bahsediyor görüyor musun kartı ama genel'e baktığımda burada bir yüzleşme yol yapma yüzleşme dediğimiz telefon falan mesaj falan değil yüzleşme yol yapmadan bahsediyor öncelikle başlayalım bu kişiyi hava grubu olarak algıladım ben İkizler kova terazi yükselen burcu ikizler kova terazi olabilir eğer değilse bu kişi soğukkanlı kararlarında keskin olan yani hislerini duygularını çok fazla belli etmeyen bir enerji olduğunu gösteriyor. Buradaki artık bu üzüntüye, acı çekmek istenilen bir durumun olmasından kaynaklı ruhsal tedirginlik. Burada bir psikolojik sorun yaşamış ya da senle bir sorun yaşamış olduğunu gösteriyor. Bak aranızda yaşanan bir durumdan mütevellit diyorsa Aranızda bir olumsuzluk bir sıkıntı yaşamış ve bu sıkıntıda 9 e, vakittir geri çekilmeler 9 gün 9 dokuz saat aynı 9-19'u 9 ayda olabilir bir geri çekilme var. Sen ondan beklemişsin o senden beklemiş ama burada onun kararlılığıyla sanki aklındaki kişinin sana mesafesiyle bir e, soğukluk ayrılık yaşanmış olduğunu gösteriyor. Ama bunun üzüntüsüne dayanamamak var yüzleşme ve yol kartı çıkardı. Kılıç altılısı ve yüzleşmek. karşı karşıya gelmek, iç hesaplaşma, bir durumdan payına düşeni e, süreci sorgulama. Yani bana hesap vereceksin, karşıma geleceksin diyor. Karşılıklı onun enerjisine sana yol yapma var, seni karşısına alıp konuşma var ve konuşmanın içeriği. Hoş bir konuşmadır kupa altılısı barışalım ben çok yoruldum bu ilişkideki olan bu tutarsızlık bu dengesizlik benim dengemi bozmuş bulunmaktadır enerjisini gösteriyor ve buradaki enerji burada imparatoriçeye artık ben sana karşı soğudum benim için sıradan geliyorsun diyor sıradan yaklaşımlar basit ve rahat bir hayat arzusu fazla beklentilerden kurtulma ve arınma sıradanlaşma. Buradaki enerji de ee, dişilin ona karşı bir tavrı var bir kızgınlığı var ben senden bir şey beklemedim ki diyor ben senden herkesin istediği sıradan şeyler bekledim sensin beni hiçlikte boşlukta bırakan sensin beni kararsız bırakan sensin inadından vazgeçmeyen buradaki soru işareti belirsizlik boş ve anlamsız kalma donma olaylara tepki verememe şimdi buradaki enerjide dişil artık ee, ki keza bak eliyle dişilde imperatriçe ve imparatoru yan yana çıkardı görüyor musunuz karşılıklı ikisi de inatlaşmadan bahsediyor ikisinin de birbirine gösterdiği enerji yani buradaki enerjide benim bu kişiyle bir sonum yok yani nereye gidersek gidek sorunlarımızı çözemiyoruz ben sana güvenmiyorum hep beni ikilemde bırakıyorsun hep kafada soru işaretleri ve ilişkide bir belirsizlik söz konusudur. Bilinç altında bu var. Peki e, bir üç kat daha çekeceğim. Çünkü bize net cevap vermedi. Burada bir yüzleşme var. Yüzleşmenin altında bir karşılıklı konuşma var. Bilinç altında bu var. E, ama bu karşılıklı konuşmanın isteğinde de bu bencilliğinden ve bak yapmış olduğu bir yalan flörtözlük var. Senden sakladığı kesinlikle bir şeylerin olduğundan bahsediyor. Onun için yüzleşmede Yüzleşeceğin konuda bir yere varamayacağını bildiği halde yüzleşme var. Bu yüzleşmeden 5 vakit sonra gönlünü alabileceğini gösteriyor. Veya sana karşı bir e, açıklama yapacak ya. ...dedik ya bu kişinin e, bilinçaltında ne var... ...açıklamadan sonra biraz aslında... ...buradaki enerjide senden uzaklaşmasının sebebi... ...bir açıklamayı e, yapmak zorunda olması... ...kendini buna zorunlu hissetmesi... ...ki açıklanacak şey de pek onun hoşuna gitmediği için... ...belki senin onun üzerine e, düşme ve üzerine... ...baskı yapman haklı olarak... ...bunun cevabını bana ver enerjisini gösteriyor... Ama buradaki enerjide eninde sonunda tılsın beşlisini çıkardı. Bir barışma söz konusu var. Sana mahcup bir şekilde gelmesi var. Ama şu an gündemde ne var? Bir kararsızlık, kocaman bir soru işareti. Nasıl adım atacağını, nasıl edeceğini bilmeyen birisi var. Ama kararını verip seninle yüzleşme ve hesaplaşma isteğinin olduğunda gösterdi. Genel durum budur. Hayatında bilinçaltında pardon bu varsına karşı. Şimdi ne bakacağız? Kalbine bakacağız. Bakalım kalbinde ne var? Hadi bilinçaltına baktık. Bakalım bu kişinin kalbinde sana karşı ne var? Bir üç kart çekeceğim. Kalbinde ne var sana karşı? Ona bakacağız. Benim hayalimsin dedi. Sana çok aşığım dedi. Sorunlarım var dedi. Görüyor musun? Zaten sorunlar olmasa şaşardım. Bunların hep sorunları var. Biz de sorun çözme babasıyız işte şeyiz ne diyorlar ona matematik hocasıyız Bunların sorunlarını çözeceğiz. Bir kat daha çekesim geldi. Burada da diyor sorunlarım var gururum aşkıma engel oluyor. Şimdi benim hayalimsin demek nedir? Ben seni unutmadım hep hayallerimde varsın. Senin gibi birisiyle beraber olma isteği benim hayalimdir diyor. Ve sana çok aşığım. Bu da açık zaten. Bunu açıklayacağım bir şey yok. Sana duygusal bağım var. Seni seviyorum, aşığım sana. Ama hayatımda sorunlar var. Aile ve iş çevresi görüyor musun? Gururum aşkıma engel oluyor. Gururunuz batsın inşallah. Gururum aşkıma engel oluyor dediğimde benim mantığımda aşkta gurur olmaz. Ama bu kişinin aşkında demek ki gurur var. Aranızda bir inatlaşma söz konusu var ve bundan yana geciktirmeler olabilir. Ama kesinlikle yol kartını size gösterdim. Bu kişinin adı mı var mı var. Devam ediyoruz. Bakalım şimdi. Ha, ters kartlar. Bakalım şimdi ne bakacağız. kalbine baktık bilinçaltına baktık bakalım bu kişinin hayatında senden başka birisi var mı veya nasıl bir enerji içerisindedir sana karşı dürüst müdür bir de onu da karalım içine bu kişinin hayatında senden başka birisi var mı dürüst müdür sana bu kişi sana bir yalan söylemiş. Senden sakladığı bir şeylerin olduğu aşikar. Yalan söylemiş değil de senden sakladığı bir şeyler olmuş. Evet, burada çok ee, hani ne derler? kapatmaya çalıştığı bazı şeyler olmuş olduğunu gösteriyor. Çünkü burada ikilemde kalma. iki yoldan birini seçme enerjisini gösteriyor. Bunun için sene oyalamalar ve zaman kazanma enerjisini gösteriyor. Sana yalan söylemişliği var mı? Evet var. Hayatında başka biri olmuş mu? Şimdi buradaki versiyonda iki versiyon var. İkisini de açıklayacağım. Dünya kartı ile burada bir kılıç kraliçesi çıkardı. Kırıç Kraliçesi, Kizler Kova Terazi veya Yükselen Burcu, Kizler Kova Terazi kadınını ifade eder, enerji olarak ifade eder. Burada eğer e, izleyen kişi hava grubu değilse, Kizler Kova Terazi ve Yükselen İkizler Kova Terazi değilse bu kişinin hayatında başka birisi olmuş olarak gösteriyor. Bundan mütevelli sana bazı yalanları söylemiş olarak gösteriyor. Bu bir. İkinci eğer izleyen kişi gizler kova terazi burcuysa bu kişinin seninle ilgili dürüstlüğünü gösteriyor. Yalanlar söylemiş olabilir. Neyin yalanını? Çünkü ilişkinin sorumluluğunu ve ciddiyetini almamak için yalan söylediğini gösteriyor olabilir. Ama her külade burada adaletsizlik yaptığının farkındadır. İkilemde kalma var. Seni ikna etmeler var ama sen ona karşı soğuksun dedi kartlar. Evet bunu gösterdi. Peki şimdi ne bakacağım? Bu kişiye bu kişiye güvenmeli misin? Mahkeme kartı çıkardı. Sana çok e, canını yakmış bak. Burada e, kılıç sekizlisi bu kişiye güvenmediğini gösteriyor. E, kesinlikle e, güvenmediğini gösteriyor ve yaptığı olumsuzluklara rağmen bak görüyor musunuz? Yalan var burada bir ihanet söz konusu. Bu kişiye güvenmemelisin diyor arkadaşlar. Bak sevgiyle güveni karıştırmayalım. Sevgi sevebilirsin, aşık olabilirsin. Bu bambaşka bir şey. Ama güven demek tamamen başka bir şey. Ben mesela bazen insanlar e, güvenmiyor ama seviyor. Bazı insanlar da seviyor, sevmiyor ama güveniyor. Bak bu da var. Şimdi Rabbim ikisini bir arada yaşamayı nasip etsin. Hem güven hem sevgi olağanüstü bir şeydir. Ama bu kişiyi güven güvenmediğini gösteriyor. Güvenmeli misin dediğimde hayır. Bu kişi sana yalan söylüyor olarak gösteriyor. Üzgünüm. Şimdi %100 herkes için geçerli midir? Hayır. Tabii ki genel açılımdır. Herkes için geçerli değil ama buradaki aşikar seni darlamış zorlamış çıkmazda bırakmış olduğunu gösteriyor ortada olan bir yalan senin canını sıkmış ama burada telafi etme isteği var kılıç şövalyesi ve e, kupa altılısını gösterdi yani barışma isteği telafi etme isteği bak görüyor musun çıkan kartları buradan çekiyorum da azar azar e, ben sana yalan söyledim ben sana sakladığım bir şeyleri ama ben seni seviyorum bunu telafi etmek için bana fırsat ver ve e, bu fırsatı yakalama isteğini de kuvvetli muhtemel gösteriyor. Şimdi buna baktık. Şimdi ne bakacağız? Bu kişinin sana dönüşü var mı? Varsa ne zaman döner? Veya dönüşün içeriği nedir? Nasıl bir dönüştür? Barış dönüşü müdür? Bitiş dönüşü müdür? Ona bakacağız. Bu kişinin sana dönüşü var mı? Aa bu da attı. İki kartı. Aa ne güzel kart atmış. Kupa onlusu. Bu kişinin sana dönüşü var mı? Dönüşün içeriği nedir? Nasıl bir dönüştür? Bu kişinin sana dönüşün olduğunu gösteriyor. Çünkü burada ne var? Kupa dörtlüsü ayrılıktan mütevellit sıkıntı yaşadığını gösteriyor. Dönmek isteği var mı? Var. Çünkü çok üzüldüğünü gösteriyor. Ve burada değnek kralı. Değnek kralı inadına töbe estağfurullah inatçı birisidir. İnattan yana kendine zarar vermiş olması bu kişinin dönüşü var mı uzun zamandır dönmek istediğini gösteriyor ama inattan dolayı bir mesafe aldığını gösteriyor sana uzak durduğunu gösteriyor kesinlikle dönüşü var. Denek altılısı yol kartından da bahsediyor. Kupa şövalyesi sevgi gelişinden bahsediyor. Harekete geçmiş olması gerekiyor. Güncel. Zamanlama ne zamandır? 6 vakit dedi. 6 gün olabilir. Ayın altısı, 16'sı, altısı, 26'sı altısı ve 6. aya kadar olan süreyi veriyor. Bitiş ve yeni başlangıçtan bahsetti arkadaşlar. Ve buradaki enerji de ben sana karşı açığım. Sen sadece beklediyor enerji olarak. Peki. Tamam şimdi buna baktık. Bu kişinin sana dönüşü var. Evet, zaman da aldık. Şimdi bu kişiyle sana bir gelecek var mı? Bir evlilik var mı? Ona bakacağız. Kartlarım niye ters çıkıyor benim? Çünkü ters tutmuşum ondan olabilir mi? Evet. Dönüşü var mı dediğimde var. Bu kişiyle sana bir gelecek var mı? Evlilik olabilir mi? Tamam, adım atması. Tamam. Güzel. Şimdi bu kişinin sana gelmesi için bazı şeylerden ciddi şekilde vazgeçmesi gerekiyor onun ikilemini yaşıyor kupa beşlisi onun çaresizliğini yaşıyor çünkü hayatında olan bu şeyler var ya yani hayatının değişmesi gerekiyor enerji olarak bunu gösterdi bu kişiyle sana bir evlilik var mı dediğimde şu anda bir evlilik ve yakın gelecekte bir evlilik enerjisi göstermedi sevgi var ilgi var sana adım atar mı kesinlikle atar ama şu anda bir evlilik enerjisi göstermedi üzgünüm yani yakın gelecekte de bir evlilik enerjisi göstermedi üzgünüm. Peki bu kişiyi beklemeye değer mi diyeceğim. Bu kişiyi beklemeye değer mi? Yoksa boşuna mı beklersin? Bir bakalım arkadaşlar bu kişiyi beklemeye değer mi? Beklemeli misin? Hayırlı mıdır bu kişi senin için? Seni mutlu eder mi bu kişi? Hepsi aynı yola çıkıyor sorularım. Hmm, şeytan kartını yapıştırdı buraya. İkilemi görüyor musun? Şimdi arkadaşlar bu kişinin üzerinde bir negatif enerji olduğu aşikar. Bu kişiyi beklemeye değer mi dediğimde bu kişi bana güven vermedi. Pek kararsız kaldığını gösteriyor. Bu kişiyle sana bir evlilik ve gelecek için bekliyorsan eğer Bekleme diyor kart. Yani buradaki enerji kupa dörtlüsü. Her külada bu kişiyle bir ayrılık yaşanacağını ve bu kişiyi beklememen, beklemeni hayırlı göstermiyor. Çok üzgünüm. Tamam sevgi ilgi var tamam ama bir gelecek vaat eden bir ilişki değil. Ee, göstermiyor. Yani bunun için eli kolu bağlı kararsız kaldığını gösteriyor. Sevgim, ilgim, duygusal, fiziksel tutkuyu gösteriyor. Ama bu kişiyle kartlar sana gelecek vaat etmedi. Çok üzgünüm. Peki buna nasıl davranman gerekiyor? Bir de ona bakacağım arkadaşlar. Nasıl davranman gerekiyor? Bak kişinin dönüşü var mı demiyorum. Dönüşü yok demiyorum. Kişinin sana dönüşü kesinlikle var. Ama benim için önemli olan onun sana dönmesi bir şey değiştirmez. Onun sana dönüşünün altında ne yatıyor? Bir gelecek vaat ediyor mu ilişki? İşte dönüşü var, sevgi var, ilgi var, tutku var ama uzun vadeli bir ilişkide olma ihtimali var ama evlilik görmedim. Bu ne bakacaktım bu kişiye nasıl davranman gerekiyor dedim. Bakalım nasıl davranman gerek. Bu kişiye resti çekmen gerekiyor. Ben size söyleyeyim. Her şekilde bir dört vakit ona arkanı dönmen gerekiyor. Buna arkanı dönersen eğer onun için onun e, fiziksel olarak ve duygusal olarak Düşüncelere karg edeceksin. O ilişkiyle ilgili düşüncelerinin olacağını gösteriyor. Yanlış mı yaptım? Haksızlık mı yaptım? Neden böyle oldu enerjisini gösteriyor. Eğer sen mesafe koyarsan, resti çekersen onun sana dönüşü ve seni kazanmak için çabası vardır. Kesinlikle kartın bana gösterdiği enerji. Kişiye nasıl davranman gerektiğini söylediğimde Soğuk ve mesafeli davranman, arkanı dönmen gerektiğini söylüyor. Bak görüyorsun kartları. Buna çok özverili davranmışsın, çok emek sarf etmişsin, çok fedakarlık yapmışsın ama yapma diyor. Yaptığının 180 dereceyi, tersini yapman gerekiyor bu kişiye. Dediğim gibi arkadaşlar çok da fazla uzun uzatmak istemiyorum e, videomu. Sizi çok seviyorum dönüşü varsa da hayırlı dönüşü varsa gelsin hayırsa zaten gelmesin ve bu kişi bana güven vermedi çünkü ilişkide bir evlilik enerjisini göstermiyor yüzde seksen bunu söyledi sizi çok seviyorum videomu da fazla uzatmak istemiyorum canlarım benim Yorumlarınız benim için çok önemlidir. Rabbim şansınıza, kısmetinize, karşınıza gönlünde merhamet olan, iyi insanları, gerçek insanları çıkarsın inşallah. Sizi seviyorum canlarım. Hoşça kalın, güzel kalın.